İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanlığı kararnamesi. Batı Ermenistan'ın Van, Hakkari ve Bitli şehirlerinde 450 iletişimleri kardan kapandı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile Artaq meselesini ve Ermeni-Amerikan işbirliği gündemini ele aldı. Anıt uzmanı Samuel Karabetyan'a adanmış anma gecesi. ABD İran'a yönelik yaptırım rejimini bir yıl daha uzattı. Ermenistan Cumhuriyeti gazetesi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni de Türkiye'ye aktardı. Bugün Aşok Civani'nin doğum günü. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'na destek. No 86 3 Şubat 2021 Batı Ermenistan'ın Paris'te Fahri Konsolosluğu'nun kurulması ve Fahri Konsolosluğu'nun ile bağlantılı olarak Batı Ermenistan Devlet Başkanı. Fransa ve Paris'ten Batı Ermenistan vatandaşlığı başvurularının sayısındaki artış dikkate alındığında 12 Mart 2014 tarihli ve 16 sayılı kararnameyi dikkate alarak Anayasanın 77. maddesini dikkate alarak kararnameler Madde 1 Paris, Fransa'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu'nun kurulması Madde 2 Paris'te ve İl de France bölgesi için Sayın Vahan Kazazyan'ın Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olarak atanması, madde 3 atanma 2 yıllık bir uzatma sürecini de kapsamaktadır. Madde 4 karar Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi bülteninde yayınlanacaktır. Batı Ermenistan Başkenti Karin Erzurum 2 Mart 2021 Armenak Abrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan'ın Van, Hakkari ve Bitlis illerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 450 yerleşim biriminin yolu ulaşma kapandı. Yolların yeniden açılması için Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden Armen Press'e aktarılan habere göre Nikol Paşinyan ikili ilişkiler hakkında konuşarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ne verdiği desteği ve Agitmis grubundaki ABD'nin rolünü övdü. Taraflar savaş sonrası bölgedeki duruma değindi. Agitmis grubu eş başkanları çerçevesinde barış sürecini yeniden başlatma ihtiyacı vurgulandı. Muhatabın dikkatine Azerbaycan tarafından savaş esirlerinin, rehinelerin ve diğer tutukluların derhal iade edilmesi ihtiyacı çekildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Ermenistan Cumhuriyeti ile ortaklığın geliştirmesinin önemini vurguladı. Ermenistan'ın demokrasi alanındaki başarılarını övdü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin reformlar için Ermenistan Cumhuriyeti'ne yardım sağlamaya devam edeceğine dair güvence verdi. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı bu yılın 13 Mart'ında saat 19'da Yerevan'ın Maşnos Bulvarı No 7 adresinde bulunan Çağdaş Sanat Müzesi'nde anıt uzmanı Ermeni Araştırma Vakfı Müdürü Rahmetli Samvel Karabetyan'ın anısına adanan bir anma gecesi düzenleyecek. Giriş ücretsizdir. Tert Ayem tarafından verilen habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden İran'a yönelik yaptırım rejimini bir yıl daha uzattı. Biden, İran ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmaya devam ediyor dedi. Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayınlanan bir basın açıklamasında İran'a dair olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin duyurunun Kongre'ye gönderildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden daha önce ABD çıkarlarını korumak için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini söylemişti. Biden Pentagon'a verdiği demeçte işte, dünya çapında Amerikan çıkarlarını savunmak için güç kullanmaktan asla tereddüt etmeyeceğim dedi. Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin son 10 ayda üçüncüsü olan olan müşterek askeri tatbikatları başladı. İlk askeri tatbikatları çok sayıda savaş suçu olayının eşlik ettiği Arsak Cumhuriyeti'ne yönelik iki devletin ortak saldırısı izledi. Bu tatbikatların temel amacı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini Türk standartlarıyla eşleştirmek. Türk Savunma Bakanlığı Twitter'da yaptığı açıklamada Azerbaycan ile tek ulus, iki devlet temelinde işbirliğine devam ediyoruz denildi. Bugün Türkiye, Azerbaycan ordusunu Türkleştirmek için operasyonlar yürütüyor. Bu Türkleştirme, Arsa Savaşı sırasında çeşitli nedenlerle o ülkenin ordusundan Rus eğitimi almış yüksek rütbeli subayların ihraç edilmesiyle başladı ve bugün askeri tatbikatların komuta amaçlı tatbikatlarla özdeşleştirilmesi sürüyor. Makalenin tamamı Hayastanian Rabedutun adlı gazetede mevcuttur. Serope Benkoyan 1846 yılında Cavahk'ın Kartsah köyünde Rus-Türk savaşı sırasında Basen'den göç eden Benko Gaspar'ın ailesinde doğdu. Baba erken yaşta vefat etti. Zamanlar ve koşullar Serope'nin sistematik bir eğitim almasına izin vermedi. Eğitime, şarkıya ve müziğe olan aşkı onda küçük yaşlardan itibaren uyandı aşuh, aşık olma arzusu ve hayali içinde giderek güçlendi ve şarkılar bestelemeye başladı. Çok geçmeden saz çalmayı, aşıklık sanatının nüanslarına ve özelliklerine hakim olmayı öğrendi. 40 yıllık yaratıcı ve verimli hayatı boyunca Ermeni ulusunun yetenekli oğlu Batı Ermenistan'da dahil olmak üzere çeşitli yerleşim yerlerine birçok gezilerde bulundu. Ermenilerin kurtuluş mücadelesine aşukların katılmasını sağlayan ünlü kişilerle büyük bağlantıları vardı. Pol'da düzenlenen Barini Badagatlı Yurtsever Cemiyet üyeleriyle dostane ilişkileri bulunuyordu. Aşuk Civaninin şarkılarının çeşitli koleksiyonları yayınlandı. Aşuk Civaniden yaklaşık 800 şarkı bize ulaştı. Aşuk Civaninin şarkılarını ünlü Ermeni besteciler Karamursa Magar Ekmalyan, Gomidas ve diğerleri aldılar ve geliştirdiler. Aşu Civani 24 Şubat 1909'da öldü. Ünlü Ozan'ın cenazesine farklı milletlerden çok sayıda temsilci katıldı. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV kendi tanıtımını yapmıyor. Ancak Batı Ermenistan'ı dünyanın dört bir yanına dağılmış milyonlarca göçmen ve sürgündeki yurttaşlarımıza sunuyor. Batı Ermenistan Televizyonu Westen Armenia TV her şeyden önce yurttaşlarımızın vatanı arasında bir köprü, kimlik ve vatanseverlik arasındaki bağlantıdır. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Westen Armenia TV'nin desteklenmesi, milyonlarca Ermeninin ana vatanla, kökleriyle bağını güçlendirmek, ulusal kültürü, Batı Ermenice dilinin korunması demektir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunkatlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Eşi Dınçik adlı eseri sunuyoruz. Eşi <laughs> Eserin tamamını Batermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.